Merhabalar arkadaşlar, ben matematik ve geometri öğretmeniniz Talha Önlü. Acil yayınların sonbahar ödev köyünün kümeler kartezyen testinin birincisindeyiz. Hangisi bir küme belirtmez diyor. Küme belirtmemesi için ne olması lazım? Kişiden kişiye değişiyor olması lazım küme belirtmemesi için. Bakın ya, iki basamaklı tek sayılar küme belirtir. Çünkü sana göre de, babaanneme göre de, bir bebeğe göre de iki basamaklı tek sayılar hep aynıdır. Yılın ayları. Yılın ayları da sorarsam ben yoldan geçen birine söyle bakalım yılın ayları desem sayar herhalde. 1 ile 5 arasındaki doğal sayılar bunlar da birazcık doğal sayı matematik bilen bir kişi buradaki doğal sayı sayabilir. Matematik kelimesindeki harfleri say desem sayarsın okuma yazma bilen herhangi birisi. Haftanın bazı günleri. Ya sana göre pazartesi salı perşembedir. Bana göre cumartesi pazardır. O yüzden denizli şıkkı bir küme belirtmez diyorum. Hangisi yanlıştır demiş. Küme gösterimini yaparken ne yapıyorduk? Mutlaka paranteze alıyorduk. Alt küme gösterirken. Elemandır gösterirken almamıza gerek yoktu. 0 elemandır A. Gösterim doğru. A'nın eleman sayısı 5 mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. Burası 5 değil. Bir tane eleman burası. Bu yanlıştır. Cevabım Bursa'dır. Diğerleri doğrudur. Bakın 1 ile 2'yi almışım. Alt küme olarak gösterdiğim için parantez. 3 ile 4'ü almışım. Elemandır gösterdiğim için paranteze tekrar gerek yok. Ama 3 ile 4'ü küme olarak göstereceksem tekrar paranteze gerek var diyorum. İkinci sorumuzda çözdükten sonra 3. sorumuzdayız. A birleşim B kesişim C kümesinin eleman sayısı. Şu ifadeyi arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Sağdan kesişimin birleşime dağıtımı olarak yazabiliriz. Yani bunu şu şekilde yazabilirim. A kesişim C, birleşim B kesişim C olarak yazabiliriz. Şimdi A kesişim C de elimizde, B kesişim C de elimizde. Bunları birleştireceğiz. Birleşim demek hepsini yaz demek. 0'ı yazacağım, 1'i yazacağım, 2'yi yazacağım, 3'ü yazacağım, 4'ü yazacağım, 5'i yazacağım. Buranın da eleman sayısı 6 tane olacaktır. 3. sorumuz da bu şekilde çözüldü. Dördüncü sorumuza geldik. A kesişim B'yi soruyor. A kümesi ortak özellik yöntemiyle yazılmış. A kümesini bir yazalım. X 2K diyor. Yani 2'nin katı olan pozitif tam sayılar 100'e kadar. Yani 2'den başlayacak. 2, 4, 6 bla 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 98'e kadar gidebilir. B kümesi ise 3'ün katları olarak pozitif tam sayılar yani 3, 6, 9, bla 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 90 da dahil olduğu için 90'ı da yazdım. A kesişim B ne demek? Buradaki hem 2'ye hem 3'e bölünenler. Yani 2 ile 3'ün ortak katı. O da nedir sayın arkadaşım? 6'dır. Yani 6 ve 6'nın katlarına bakacağım. 6'dan başladım 6. 6 ekleye ekleye 12, 18. Saymayacağız tabii böyle. Sayabilirsin ama tabii ki saymayacağım. Kaça kadar gideceğim böyle? 6'nın katları olacak. 90 dahil mi? Dahil. O zaman 90'a kadar giderim. Hocam 96'yı niye almıyorum? 96 birinde var. Diğerinde yok. O yüzden almıyoruz. 90'a kadar gittim. 90'dan 6'ya kadar kaç tane sayı var? Bunu da nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülümüzden buluyorduk. Son terim 90. İlk terim 6. Artış miktarı 6 artı 1 yapacak. 84 bölü 6 dediğimizde 14'dür. 1 eklediğimiz zaman 15 cevabını burada bulmuş olacağım. 5. sorumuza geldiğimizde bir kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 24 arttırılmıştır. Bu kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. Kümenin eleman sayısı n olsun. Şimdi alt küme sayısı 2 üzeri n değil mi? Bu alt küme sayısı as diye yazdım. Kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 2 üzeri n artı 2 olacaktır. Yeni alt küme sayısı. Hangisi hangisinden daha fazlaymış? 24 arttığına göre demek ki 2 üzeri n artı 2'den 2 üzeri n çıkartırsam 24 kalıyor arkadaşım. Şimdi 2 üzeri n artı 2'yi şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 olarak yazdım. 2 üzeri n dedi. Burası da 20. 4 geldi. Yani şunu da düşünebilirsin. Yani burada biraz üstü sayı işlemleri yapacağım. Soruyu bir çözeyim. Size sana nasıl gösterdiğimde nasıl düşünebileceğini de göstereceğim. 4 tane 2 üzeri n, 1 tane 2 üzeri n, 3 tane 2 üzeri n eşittir 24 deyip 2 üzeri n'e 8 dersin buradan. 2 üzeri n 8 ise n de 3'dür. Çünkü 2'nin hangi kuvveti 8'dir diye kendine sorabilirsin. Şöyle de düşünebilirsin. Üstü sayı kullanmayacağım hocam dersen.
2'nin kuvvetlerini şöyle yaz. 2, 4, 8. Tabii küçük sayılar için geçerli. Bu zaten sorumuzda ona göre vermiş. 16, ondan sonra 32, 64, 128 gidiyor. Biz 2 tane 2'nin kuvvetini arıyoruz. 2'nin 2 tane kuvvetinden birbirinin farkının 24 olmasını istiyoruz. O yüzden bakıyorum, diyorum ki ben 2 ile 4'ü almam, farkları 2. 8 ile 4'ü almam, farkları 4. 8 ile 2'yi alsam 6 olmadı. 16 ile 4'ü alsam 12 olmadı. Biraz daha arttırmam lazım. 16 ile 2'yi alsam 14 olmadı. 4 ile 8'i alsam, 32'yi alsam, 4 ile 32'yi alsam, bakın 4 ile 32. 4 ile 32 de sanırım çok işimi görmedi. Çünkü 32'den 4 çıkartırsam 28 kalacak. Ama 8 ile 32'yi alırsam, bakın 8 ile 32'yi alırsam burada 32'den 8 çıkarttım. Evet, 24 kaldı diyebilirim arkadaşım. O yüzden benim 2 üzeri n'im 24. 2 üzeri n artı 2'm de 32 olacaktır deyip n'e 3 diyebilirsiniz. Bu şekilde de çözebiliriz. 6. soruya geliyoruz. A ve B aynı evrensel kümesinin alt kümeleri, ES nedir demiş. Ya şimdi ES'yi bulmak için. Şimdi burada A var. Burada A'nın tümlerini. Biz şunu bilmiyor muyuz? A ile A'nın tümlerinin toplamı herhangi A olsun, A'nın tümlerinin toplamı E, yani evrensel küme. O zaman burada ben bunu topladım. Bir de buradan SB ile SB'nin tüm tümlerini geldi. Yani ben burayı taraf tarafa topladığımda bir tane SE A'dan geldi. Bir tane SE de B'den geldi bu. 26. Biz bir tanesini istiyoruz. O yüzden cevabım 13'tür diyorum. 6. soru da bu şekilde çözüldü. Geldik şekilli şüküllü sorulara. Futbol, voleybol ve basketbol oyunlarının oynandığı bir toplulukta basketbol oynayan herkes voleybol oynamakta fakat futbol oynamamaktadır. Bel şemalarının hangisiyle ifade edilebilir? Bir kere bak. Ne dedim lan? Bir kere bak. Bir kere bak. Basketbol oynayan herkes voleybol oynamaktadır diyor. Şimdi basketbol kümemiz o zaman bizim voleybolun altında olacak. Bak bu basketbol. Bu içerideki küme basketbol. Basketbol oynayan herkes, yani sarı küme arkadaşlar, voleybol oynuyor değil mi? O zaman VB'yi kapsayacak. Yani BV'nin alt kümesi. Olmayanları eleyebilirsin. Adana gitti mesela. Ondan sonra Bursa gitti mesela. Ondan sonra C olabilir. Soru işareti. Ondan sonra D olabilir. Burada tam tersini yapmış, o yüzden bu da gitti. C ve D'de kaldık. Bak ne diyor sonra? Fakat futbol oynamamaktadır. Kim? Basketbol oynayan birisi futbol oynamayacak. O zaman basketle futbolun bir kesişimi olmayacak. Yani futbolla basketbolun kesişimi var, bak D kümesinde. Burada kesişim var. O yüzden D şıkkı da elenip cevabım C şıkkı olarak gelecek bize. 8. sorumuza geliyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı fizik dersinden, %80'i kimya dersinden başarılı. Bu sınıftaki her iki dersten başarısız olan öğrenci yoktu. Fizik ve kimya dersinin her ikisinden de başarılı olan öğrenci sayısı 6 olduğuna göre sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır demişim. Şimdi bak buraya yüzdelik olarak dışarıda eleman yok. Çünkü sınıfta her iki dersten başarısız olan kimse yok. %40'ı fizik, %80'i kimya ise ben bunları topladığımda %120 yapıyor. %120, %120 diye bir şey olabilir mi? Olamaz. İşte bu fazlalık her zaman bu kesişimdedir. Fiziği buraya, kimyayı buraya yazdığımda fiziği 40'a tamamlamak için buraya da 20 gelecektir. Buraya da kimyayı 80'e tamamlamak için 60. Tabii bunlar yüzdelikler arkadaşlar. Sonra bize bir bilgi daha veriyor. Diyor ki fizik ve kimya dersinde her ikisinden de başarılı olan öğrenci sayısı 6. Yani buradaki %20'lik kısım 6. Biz %100'lük kısmı, yani sınıf mevcudunu arıyoruz. O zaman 5 ile çarpılmış, bakın. O zaman yine 5 ile çarpacağım ve 30 olarak bulacağım. Herhangi bir yeri de sorsaydı, mesela şurayı sorsaydı %60'ı nedir diye bulabilirdim arkadaşlar. 8. sorumuz da bu şekilde bitti. 9. sorumuza geldik. Aşağıda ABC otellerine ait 4 farklı etkinlik için bir tablo verilmiştir. Tik işareti hangi etkinliğin hangi otelde bulunduğunu ifade etmektedir. Yukarıdaki tabloyu ifade eden menşe aması hangisidir? Şimdi A oteline baktığımızda A'da dart atışı, yemek yarışması, animasyon var.
B oteline baktığımızda yüzme yarışı, yemek yarışı, animasyon var. C oteline baktığımızda yüzme yarışı ve animasyon var. O zaman animasyon hepsinde olduğu için kesişimde animasyon olacak. Bak, kesişimde animasyon olmayanları eleyebilirim. Gitti mesela. Kesişimde animasyon olmayan başka da yokmuş, ağzını kırayım. O yüzden devam edeceğiz. Başka? Animasyon hepsinde var. Yemek yarışması A ve B'de var. Mesela C'de yemek yarışması olmayacak. Bak, C şıkkında buradaki yemek yarışması var C'de. O zaman gitti. Tamamdır. Başka? Yüzme yarışmasına geldim. Yüzme yarışması B ve C'de olacak. Yüzme yarışması B ve C'de olacak. Hem B'de hem de C'de olacak. Şu elediklerime bakmayayım. Yüzme yarışması bak B ve C'de var. Burada da B ve C'de var. Ondan sonra burada da B ve C'de var. Tamam oldu o zaman. Dart atışı sadece A'da var. Doğru mu? Dart atışı sadece A'da olacak. Yani A'da sadece dart atışı. Bak, burası gitti çünkü B ve C'de de var. Dart atışı burada da gitti. C'de de gelmiş. O zaman cevabım Denizli çıktı diyebilirim arkadaşım. Geliyorum 10. sorumuza. 10. sorumuz sıralı ikili sorusu. X artı Y toplamı nedir demiş. Bakın, sarıyla işaretlediklerim birbirine, maviyle işaretlediklerim de birbirine eşittir diye çözebilirim ben buradaki soruyu. Yani dolayısıyla 2 üzeri x artı 1 eşittir. Yani 64. 64. 2 üzeri kaçtır? Bu da 6'dır. X artı 1 6 ise x buradan 5'tir diyebilirim. 81 3 üzeri 4 değil mi? 3 üzeri 4, 3 üzeri y eksi 2. Y eksi 2 de eşittir 4 deyip y eşittir 6 diyebilirim. 6, 5 daha 11 diyebilirim buradan. 11. sorumuza geldik. A kartezyen B kümesinin grafiği. A kümesini yazalım. X ilk 3 pozitif tam sayı. Yani A kümesi ilk 3 pozitif tam sayı 1, 2 ve 3'ten oluşacak. 1, 2, 1 sayısının rakamları yani sadece 1 ve 2'den oluşacak. A kartezyen B için ilk kümeyi x ekseninden seçeceğim. X ekseninden 1, 2, 3'ü, y ekseninden de 1, 2'yi seçeceğim. Buradaki kartezyen çarpımlarına bakacağım. Mesela 1, 2, 3'ü seçmiş. Gitti. 1, 2, 3'ü seçmiş. 1, 2 tamam. 1, 2 tamam. 1, 2 tamam. Bak, burada bu noktanın ismi ne? Bu nokta 0'a 1. İlk kümede 0 var mı? Yok. O yüzden gitti. Mesela geldim buraya. Buranın ismi ne? Şurayı 0'a 1 yazdım. Özür dilerim. 1'e 0 diyecektim. İkinci kümede de 0 olmadığı için gitti. Buraya geldim. Burası ya ben niye yanlış ters yazıyorum? Soruyu soru. Bu 0'a 1 doğru. X'i 0, Y'si 1. Burada da Y'si 0 yani 1'e 0 diyebilirim. 1'e 0. İkinci kümede 0 var mı? Hayır, yok. İkinci küme 1 ve 2'den oluşuyor. Bu da gidecek. O zaman cevabım sadece Edirne şıkkı kalacak arkadaşlar. Bakın 1'e 1, 1'e 2, 2'ye 1, 2'ye 2, 3'e 1, 3'e 2. Tüm kartezyenler yapılmış durumda. 1'e 1, 1'e 2, 2'ye 1, 2'ye 2, 3'e 1, 3'e 2. Tüm kartezyenlik yapılmış durumda oluyor. 12. soruya geldik. 12. sorumuz ne diyormuş? Aşağıda 9 tane düzgün altıgen çizilmiştir. Birer kenar ortak olan altıgenler komşudur. ABCD altıgenlerine komşu olan altıgenlerin içinde yazan harflerin kümeleri sırasıyla KLM nedir? C altıgeninin komşu olan altıgeninde yazan harflerin kümesi BCD'dir mesela demiş. Mesela C'nin B, D, C var. O yüzden BCD M kümesi arkadaşlar. C'ye denk gelen çünkü. En sade hali K'ya bakalım. Şimdi kümelerin hepsini yazacağız. Biraz küçülteyim şöyle. K kümesini yazıyorum size. K kümesi kimin? A'nın komşusu var. A'nın komşusu sadece B var. O zaman B'den oluştu. L kümesini yazalım. L kümesi de B'nin komşuları. B'nin komşularına baktığım zaman A var, C var, D var. O zaman A, C, D olarak yazabilirim. D burası. Şimdi M kümesini zaten soruda da bize örnek olarak verilmiş. B, C, D. N kümesi ise kimin? D'nin komşuları. D'yi aldım mesela buradan. Hop, D'yi aldım. D'yi aldım. Kimler var? B var. C var. D var. C var. B bile C var. Tamam. Şimdi K birleşim L'ye baktım. Önce K birleşim L'ye. A, B, C, D geldi. A, B, C, D geldi.
Farkı M kesişim N. M ile N'nin kesişimi B ve C var. İkisinin de ortak. Bunun bundan farkı B ile C'yi çıkartırsam kimler kalıyor? A ile D kalıyor diyebilirim. 13. sorumuzu da çözelim. Aşağıda A kartezyen B kümesinin grafiği verilmiştir. A part B kümesi nedir diyor. Şimdi A kümesini yazalım. A kümesini nasıl yazacağım? A kümesi gördüğüm gibi buradaki şöyle çizersek arkadaşlar. Bakın 1 A'da var. Eksi 1 eksi 2 A'da var diyebilirim. Yani A kümesi 1 küçükten başlayalım. Eksi 2 eksi 1 ve 1'den oluşuyor diyebilirim. Yalnız hocam şuradaki çizgiler de yani şuradaki üzerindeki noktalar da işaretlenmiş. Ha, bu noktanın ismi ne? X'i 0, Y'si 2 mesela. 0'a 2 noktası. Demek ki A kümesinin içinde 0 da var. Yani 0'ı da ekledim bu şekilde. Gördük. Tamam. Şimdi çünkü şunu da çizmemiz gerekecek bu durumdan dolayı. Mesela hop. 0'ı da çizdik. Şimdi B kümesi ikinci küme olmak üzere B kümesini yazıyorum. B kümesi de Y eksenindeki küme. O da 1 ve 2 var sadece diyebilirim. 1 ve 2 var diyebilirim. A fark B. A'nın B'den farkı. Yani 1 ile 2 olmayacak. A'nın B'den farkı zaten kesişimleri sadece 1. A'nın B'den farkı 0 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Yani Bursa şıkkı diyebilirim. İlk testimiz bu şekilde bitti. İkinci testimiz diğer videomuzda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.